Peki. Sabit Bugün Sakarya halkına Çark Caddesi'nde Mehmetçik Filistin'e gitsin mi gitmesin mi diye sorduk. Cevaplar Adapazarı Official mikrofonlarında. Son zamanlarda ülkenin gündeminde İsrail-Filistin savaşı var. Mehmetçik Gazze'ye diye Twitter'da hashtag oluşturuldu. Sence Mehmetçik Gazze'ye gitmeli mi? Yoksa Türk askerinin orada ne işi var mı diyorsun? Hocam bence gitmemeli. Neden? Şöyle bir durum var. Şimdi bizim ülke zaten yıllarca terörle uğraşıyor. Mehmetçik Gazze'ye gitmeli diye tweet atanlar en başta gitmeli. Eğer şu kadarcık yiyorsa onlar da. Basit bir durum değil bu. Hani sonuçta bir askerin ölüyor. Herhangi bir anne ağlıyor mesela. Yani eğer öyle bir tweet başlatılıyorsa en başta bu tweet'i atan insanlar eğer gerçekten bunu istiyorlarsa, gitmeyi istiyorlarsa yani devlet imkanı sağlayacağını düşünüyorum. Gidebilirler. Problem yok. Ben kesinlikle istemem. Çünkü Filistin'in geçmişine baktığınızda tabii 1900'lü yıllarda Osmanlı'ya yaptığı ihanet İngilizlerle. Şerif Hüseyin tarafından. Evet, evet, evet. 60 bin Osmanlı askerinin büyük bir kısmı öldürülüyor. Kalan kısmı da gözleri kör edilip hani şehit düşürülüyor orada. Bunları biliyorum. Onların ataları ne der? Nankör. Ataları nankör. Bence hani bizim bir damla kanımız onların hepsine bedel. Yani Mehmetçiğimizin bir damlasının kanı. O yüzden kesinlikle gitmesi taraftarı değilim. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben oraya asker Mehmetçik Gazze'ye diyenlerin yol parasını karşılarım. İstiyorlarsa gidebilirler. Benim şerefli askerimin orada ne işi var ya? Niye İsrail Yahudisiyle savaşacak? Niye zaten kötü durumda olan ekonomisini daha kötü duruma sokacak? Artı bunun sadece ekonomiyle alakalı da değil. Hem politik hem coğrafik hem de siyasi yönden de her türlü bize zarar. Ben herhangi bir şekilde Türkiye'nin bu savaşa dahil olması gerektiğini düşünmüyorum. Hani ne siyasi açıdan bence bir yakınlık belirtmeliyiz, özellikle askeri açıdan hiç belirtmemeliyiz bence. Hiçbir şekilde dahil olmamız gerektiğini düşünmüyorum. Türk askeri Gazze'ye yardıma gitmeli, Müslümanların arkasında olmalı. Çünkü biz de bir Müslümanız, bir yardımsever bir ülkeyiz. Ki en yakın zamanda da gideceğimizi düşünüyorum zaten. Türk askeri sadece Türkiye'nin korunması amacıyla Türkiye'nin içinde bulunmalı. Türk askerinin Gazze'de bence işi yok. Gazze'ye kim gitmek istiyorsa gidebilir. Bence gitmemeli. Sonuçta bunlar bizim askerlerimiz ve şehit olacaklarsa da bizim için olmalılar, bizim için savaşmalılar. Tabii ki de Gazze'ye yardım edilmeli. İşte sağlık kuruluşları gidebilir. İşte belki maddi yönden destek olabilir ama askerimizin oraya gitmesi bizim de savaşa dahil olmamız anlamına geliyor ve bence buna gerek yok. Bizim askerimiz burada kalmalı ve bizi savunmalı diyorum. Abi bence gitmemeli. Nedeni ise yani bizim kendi Türk askerlerimiz niye orada gidip şehit olsunlar ki? Burada bir sürü vatandaşları var. Alsınlar bunları, götürsünler, orada savaştırsınlar. Zaten yani benim abim şu anda Van'da askerlik yapıyor. Benim abim şimdi oraya gitse, savaşsa ya gazi olacak ya da şehit olacak, Allah göstermesin. Ama yani öyle bir şey olma ihtimali çok yüksek abi. Hadi diyelim ki orayı kazandık. Hadi orayı savaştan kurtardık orayı. Oradaki vatandaşların buraya gelmeyeceğine malum. Oraya yani düzeldikten sonra buraya tekrar gelmeye devam edecekler. O yüzden yani bizim kendi Türk askerimiz, Türk vatandaşımız yani oraya niye gidip kendini feda etsin ki yani oradakiler için? Ya o burada bir sürü şeyleri var abi, gelsin buradaki vatandaşlarını alsın götürsünler oraya yani. Aynen abi, yani bizim Türk askerimizden yani bize ne yani? Alsın buradaki vatandaşlarını götürsünler. Kesinlikle gitmemeli. Hiçbir şekilde. Neden? Çünkü zaten onlar kendi ülkelerini savunabilecek güçte olduklarını düşünüyorum. Kendi ülkelerini savunamıyorlarsa da o zaman kaybetsinler. Yapacak bir şey yok. Benim askerimin orada ne işi var diyorsunuz? Evet, benim askerim benim ülkemde kalsın. Bizim. Abicim sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin arkasındayız, yanınızdayız. Devletimizin ve milletimizin ve tüm Müslümanların onların yanında olmasını canı gönülden istiyorum.